Merhabalar, hoş geldin. Amatör 5 testiyle birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Bize ifadesinin eşitini sormuş. Burada hemen şöyle bir şey yapalım. Bak dikkat et, burada çarpım durumunda ifademiz. O zaman şöyle yazabilirim. Logaritma x kare artı logaritma y küp. Burası bölüm durumunda. O zaman şunu söylerim. Logaritma kök a eksi logaritma kök b'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bunu biraz daha toparlayacak olursam 2'yi başa çekerim. 2 tane logaritma x olur. 2 tane logaritma x artı. 3'ü başa çektim. 3 tane logaritma y. Logaritma y. Eksi a demek kök a demek a üzeri 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 de başa çekerim. 1 bölü 2 başa çektim. Logaritma a kaldı. Eksi. Yine bak buraya dikkat et. Bu kök b'dir. Kare kare kökü yok eder. B mutlak değer olarak dışarı çıkar. Yani logaritma mutlak b. E bak bakalım bu hangi seçenekte var? Baktığımızda A seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 2'de A'nın değerini istemiş. Ben önce bu fonksiyonun tersini alayım. Tersini aldığımda f16 neye eşit olur? Tabii ki 3'e eşit olur. Fonksiyonun özelliği. Peki x gördüğümüz yere 16 yazarsak y'si 3 olur diyor. O zaman f16 yazalım. f16 eşittir. Logaritma A tabanında x gördüğüm yere 16 yazdım. 32. 32'den 5 çıkardım. 27. Ve f16'nın kaça eşit olduğunu söylemiş. 3'e eşit olduğunu söylemiş. O zaman ben buraya hemen 3 yazıyorum. Eşittir. Logaritma A tabanında 27. A'yı karşıya fırlattım. Buradan ne geldi? A küp eşittir. 27. 27 de 3'ün küpüdür. A buradan ne geldi? A 3 geldi. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ben bunu şöyle yazabilirim. 1'i logaritma 10 tabanında 10 olarak yazabilirim. Eksi logaritma 2 yazıyorum. Logaritma 2 ise 10 tabanda 2'dir. Eğer taban vermemişse burada gizli 10 var demektir. Bölü. Logaritma 27. Bak ben bu 0,27'yi şöyle yazabilirim. 27 bölü 100. İfade bölüm durumundaysa şöyle eksi parantezinde logaritma 27 eksi hatta buraya eksi parantezini alalım. Eksi logaritma 100 olarak yazabilirim. 27 logaritma 27 eksi logaritma 100 çünkü bölüm durumunda. Eksiyi dağıttığım zaman parantezin içine dağıttığımız zaman burası eksi olur, burası artı olur ve logaritma 27'ler birbirini götürür. Buradan devam ediyorum. Logaritma bak burada çıkarma işlemi var. Ben burayı da şöyle yazabilirim. Logaritma aynı tabanda olduğu için 10 bölü 2 olarak yazabilirim. Bölü logaritma 100. Logaritma 100'ü de logaritma 10 tabanında 10'un karesi olarak yazabilirim. Buradan 2'yi başa çektim. Şurası da logaritma 5 olur. Logaritma 5 bölü 2'yi başa çektim. 2 tane logaritma 10. Logaritma 10 da 1 demektir. O da eşittir 1 bölü 2. Bak buraya dikkat et. 1 bölü 2 sonuçta. 1 bölü 2 logaritma 5. Bu 1 bölü 2 5'in üstüne çekeriz. Logaritma 5 üzeri 1 bölü 2. Bu da şu demek. Logaritma kök 5 demek. E bak bakalım hangi seçenekte? B seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Soru 4'e bakalım. Fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Gof 4'ü istiyor. G'nin içine f'i, f'in içine 4 yaz diyor. Yazalım. F4. Hemen burada bir bakalım. F4 eşittir. Buraya 4 yazdığımızda 2 çarpı 4'ün küpü. 2 çarpı 4 2'nin karesi. 2'nin karesinin 3. kuvveti. Bu da 6. Bir de burada 7. Yani 2 üzeri 7'ye eşit. Hemen buraya ne yazıyorum artık? 2 üzeri 7. Yani soru benden ne istiyor? G2 üzeri 7 istiyor. Getir burada yerini yaz. X gördüğümüz yeri 2 üzeri 7 yazıyoruz. Logaritma 2 tabanda 2 üzeri 7. 7'yi başa çektim. Eşittir. 7 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Logaritma 2 tabanda 2 1'dir. Buradan da 7 kere 1. 7 sonucunu bulurum ve D seçeneği doğru cevabım olur. Soru 5'e geldik. Olduğuna göre x değeri kaçtır? Burada hemen şöyle işlem yapabilmek için dereceleri eşitlemem lazım. Burada karekök var. Yani karekök dediğimiz derecemiz 2'dir. 3 ile çarparım. Burada 3 yazarım. Yani 6. dereceden 2 üzeri 3. Köklü ifade bilgisini kullanmamız lazım. Derecemiz 3'tür. 2 ile çarparım. Burada 2 ile yazarım. Buradan da 2 üzeri 2 çarpı. Zaten 6. dereceden 2 üzeri 1. Üzeri logaritma kök 2. Bunu da şöyle yazarım. 2 üzeri 1 bölü 2 yazabilirim.
Tabanında x eşittir 16. Burayı biraz daha toparlarsam, dikkat ettiysen üsler toplamı 6 etti. Yani 6. dereceden 2 üzeri 6 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2, bu 1 bölü 2. Bak burası da gizli 1 var. Burada da 1 bölü 2 var. Başa çekerim. Bu logaritmanın başına çekerim. Yani 1 bölü 1 bölü 2 çarpı logaritma 2. Logaritma 2 tabanında x eşittir 16. Buradan üst dereceyi yok eder. Şunlar birbirini götürür. 2 üzeri, buradan da bunu ters çevirip çarparsam 2 gelir. 2 üzeri 2 çarpı logaritma 2 tabanda x eşittir 16, 2 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Tabanlar eşitse üsler de eşittir. Yani 2 tane logaritma 2 tabanında x eşittir 4 mü? Evet. Buradan devam ediyorum. Şu ikisini önce bir sadeleştireyim. 2 kaldı. 2'yi karşı tarafa at. X eşittir 2 üzeri 2. Yani x eşittir 4 gelir. Bu da C seçeneği, doğru cevabımız olacak. Soru 6'ya bakalım. Şimdi şurayı önce bir düzenleyelim. Ondan sonra yerine yazalım. Logaritma 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Burada da 2, 2 var. Buraya dikkat et. Burada gizli 1 var. 1 bölü eksi 1, eksi 1 logaritma 2 tabanda 2. Burayı nasıl yazarım? 1'dir ve çarptığım zaman burası eksi 1 geldi. Şu kısım ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 1. Artık buraya eksi 1 yazıyorum. Bir de şunu bir düzenleyelim. Logaritma 2 tabanda 4'ü 2 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim ve başa çekiyorum. Burada ne geldi? Eksi 2 logaritma 2 tabanda 2. Burası da 1 olur aynı şekilde. Eksi 2 kalır burada. Bunu bir daha yazıyorum. Küp kök 3 çarpı. Burayı kaç buldum? Eksi 1. Eksi 1. Artı. Burayı kaç buldum? Eksi 2. Eksi, bak, eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi 2'nin küpü eksi 8 olur. Eksi 8. Buradan da burası kaç etti? Eksi 9. Eksi 9 kere 3 eksi 27. Küp kök eksi 27. Bunu da şöyle yazarım. Küp kök eksi 3'ün 3. kuvveti üst dereceyi yok eder. Sonuç eksi 3 olur. Bu da A seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Soru 7'ye bakalım. Eşitliğinde N değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bak buraya dikkat et. Tabanlar eşitse üsler toplanır. 1, 3, 5, nokta nokta. 2n-1'e kadar geldin ve x istiyor. Ben şunu biliyorum. Bunların toplamı nasıl yazılır? Ardışık tek sayılar toplamı n kare. 3 üzeri n kare eşittir x. Şöyle 3'ü bu tarafa fırlat bakalım. N kare eşittir logaritma 3 tabanda x oldu. Her tarafın kare kökünü alalım. Buradan n eşittir logaritma 3 tabanda x'e dönüştü. Kök içerisinde. Bu da A seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Diyeceksin ki n kare bir artılı bir eksiyle eşittir. Zaten biz burada logaritmanın tanımı gereği pozitifle çalışıyoruz. Bundan dolayı eksiyle çalışmama gerek yoktur. Geldik soru 8'e. Soru 8'de logaritma 3 tabanda x eşittir A olduğuna göre logaritma 9 tabanda 27x ifadesinin A türünden eşitti. Ben bunu biraz düzenleyeyim. Bakalım nasıl düzenleyeceğiz. Şunu biraz düzenleyelim. Logaritma 3 üzeri 2, 27'yi de 3 üzeri 3 olarak düzenlerim çarpı x. Buradan bunu şöyle yazabilirim. Logaritma şurada şöyle üst bölü şu üstleri oranlıyorum. 1 bölü 2 başa çektim bak. 1 bölü 2 başa çektim. Ne kaldı? Logaritma 3 tabanda 3'ün 3. kuvveti çarpı x. Hatta ben bunu çarpım durumunda olduğu için şöyle de yazabilirim. 3 üzeri 3 logaritma 3 tabanda x, yani toplama işlemi haline getirebilirim. Buradan bana zaten logaritma 3 tabanda x'in a olduğunu söylemiş. Yani şu kısım neymiş? A'ymış. Buraya a yazıyorum. Yazdım buraya. Şu 3'ü de başa çektim. Burada 1 kaldı. Yani 1 bölü 2 çarpı 1, 3'ü başa çektim. Artı a. Bunu da dağıttığım zaman 3 artı a bölü 2'ye dönüştü. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 9'a. Soru 9'da denklemini sağlayan x tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi ben bu 2'yi başa çekebilirim. 2'yi başa çekebilirim. Hemen başa çektim. 2 çarpı. 2 parantezine alayım hatta. 2 parantezine alalım direkt. Buradan ne geldi? Logaritma 7x eksi 9 artı 2 tane logaritma 3x eksi 4 eşittir 2. Ben bunu ifadeyi tamamen iki parantezine alırsam, hepsini iki parantezine alırsam, şöyle iki parantezine aldım ve burayı sadeleştirdim. Burada 1 kaldı.
Ve bu toplam durumunda olduğu için, bu toplam durumunda olduğu için çarpım haline getirebilirim logaritma. 7x eksi 9 çarpı 3x eksi 4 eşittir 1. Burada gizli bir 10 tabanı var ve karşıya fırlattığımda 7x eksi 9 çarpı 3x eksi 4 eşittir 10 gelir. X'e hangi değeri verirsem sonuç 10 gelir. Hemen bir deneyelim. Bir denediğimizde buradan ne geldi? Eksi 2. Bir denediğimizde eksi 1 gelir ve 2 olur sağlamaz. A'yı eledim. 2'yi deneyelim. 2 denedim 14. 14'ten 9 çıkar 5 geldi. 2 denedim 6. 6'dan 2 çıkardı. 4 çıkardım 2 geldi. 5 kere 2 10 sağlar ve B seçeneği doğru cevabım olacak. İstersen de dağıtıp çarpanlara ayırmadan faydalanabilirsin. Ama yerine koyma, sayıyı yerine koyma daha rahat olacaktır. Geldik soru 10'a. A, B, C'nin değerlerini vermiş. Bu sıralamayı istiyor bizden. Biz şunu şöyle düzenleyebiliriz. Şu 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim. 1 bölü 2 de başa çekeyim. A eşittir 1 bölü 2 çarpı logaritma 6 tabanında 3. Peki 6 tabanında 3 hangi aralıktadır? Onu anlamaya çalışalım. Bu şurayla çalışalım bak. Logaritma 6 tabanında 3 hangi sayılar arasındadır? Şöyle yazabilirim. Logaritma 6 tabanında 6 üzeri 0 şeklinde yazabilirim. Bu da aynı zamanda logaritma 6 tabanında 6 üzeri 1 diyebilirim ben buna. Bu aralıkta olur. Bu durumda bu sayı hangi aralıkta olur? 0'la 1 arasında. 1 bölü 2 ile de şöyle diyelim 0'la 1 arasında. Logaritma 6 tabanında 3. Çünkü biz 1'i başa çektiğimizde burası 1 olur. 0'ı başa çektiğimde burası da 1 olur ve 0'la çarptığında 0. Bir de başta 1 bölü 2 sayımız vardı. Her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Bu durumda A sayısı ne oldu? 0'la 1 bölü 2 arasında olur. A sayısını buldum. Şimdi gelelim B'ye. Bunu 6 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. 6 üzeri eksi 1. B sayısı için de hangi aralığa denk gelir? B için de şunu söyleyebilir miyim? Logaritma. Hatta bu eksi 1'i de başa çekeyim. Eksi logaritma 6 tabanında 6. Burası da eksi 1. Hatta burası direkt negatif olur. 5 tabanda olacak affedersin. 5 tabanında. Sayımız negatif olacağı için direkt buraya eksi diyelim. Bu en azından pozitif. Biliyorum ki pozitif negatiften daha büyüktür. Hiç devamlı getirmeme gerek yok. Bir de şuna bakalım. C logaritma 7 tabanında 9. Ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 7 tabanında 7 küçüktür. Logaritma 7 tabanda 7'nin karesi. Bu durumda bak dikkat et. Burada gizli birimiz var. 1'i başa çektik. 1 kaldı burada. Logaritma 7 tabanda 9 küçüktür. 2'yi başa çektim. Burada da 2 çarpı 1'den 2 geldi. Ve bu da C'dir. Bak dikkat et. B seçeneği B negatifti. A 0 ile 1 bölü 2 arasında. C de 1 ile 2 arasında. B, A, C olarak sıralama yapabiliriz. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 11'e. Yine ifadeler verilmiş olduğuna göre logaritma 5 tabanında 3 ifadesinin A ve B türünden eşitti. Ben burayı biraz daha toparlamak istiyorum. Logaritma 3 tabanında 24 8 çarpı 3'tür. Yani 2'nin küpü çarpı 3 olarak yazılabilir. O da eşittir. Logaritma 3 tabanında 2'nin küpü artı logaritma 3 tabanında 3. Bir 3'ü başa çektim. 3 tane logaritma 3 tabanda 2 artı burası da 1 olur. Artı 1 şeklinde yazılabilir. Peki bu bir kalsın cepte. Bu bir kalsın cepte. Hatta bunun a'ya eşit olduğunu biliyorum. 1'i de karşıya atayım. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir. A eksi 1. 3'e de bölsem a eksi 1 bölü 3. Bu bir kalsın cepte. Böyle bir ifade yakaladım şu an. Buradan ne yapabiliriz? B için de bir şeyler yapmaya çalışalım. B'yi de 2 üzeri 2 olarak, 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazabilirim. 2'yi başa çektim. Buradan devam edeyim. 2 tane logaritma 5 tabanda 2 eşittir B. Her tarafı 2'ye böldüğümde 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. Şunlar gitti. Böyle bir ifade yakaladım. Yani logaritma 5 tabanda 2 eşittir B bölü 2 yakaladım. Peki şu ikisini bir çarpalım. Çarptığımızda logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Ha dur. Çarpmadan önce bunu biraz daha düzenleyip böyle çarpalım. Biraz daha düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 5
çarpı, yani takla attırdım, eşittir 2 bölü b olur. Şimdi çarpalım. Bu iki ifadeyi çarpalım. Bunu yazdım zaten. Bir de bunu yazacağım. Logaritma 2 tabanda 5 eşittir a eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü b. Buradan bak buraya dikkat et. Zincir kuralından ikiler gider. Logaritma 3 tabanda 5. 3 tabanda 5 eşittir. Dağıttığımız zaman iki parantezinde a eksi 1 bölü 3b. Soru bizden ne istemiş? Tam tersini istemiş. Yani logaritma 5 tabanda 3 taban değiştirdim. O zaman buna da takla attırırım. 3b bölü 2 parantezinde a eksi 1. Şimdi bak bakalım hangi seçenekte var? Bakıyoruz. C seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. Bunu biraz daha düzenleyelim. Düzenlediğimizde biz bunu şöyle yazabiliriz. Ln x eksi ln y eşittir b. Bölüm durumundaysa çıkarma işlemi olarak yazılabilir. Buradan da bak buraya dikkat et. Bunu nasıl yazarım? Ln x kare artı ln y küp eşittir a. 2'yi başa çektim. 3'ü başa çektim. Ne oldu? 2 tane ln x artı 3 tane ln y. 3 tane ln y eşittir a oldu. Buradan yok etme metodunu kullanalım. Şurayı 3 ile çarpalım. Birinci denklemi. 3 ile çarparsam ln y'ler gitti. 5 tane ln x eşittir a artı 3b. Her tarafı 5'e böl. 5'e böl. Ln x neye eşit oldu? A artı 3b bölü 5. Yani bakıyorum a artı 3b bölü 5. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.